Merhabalar, bu videoda mixinden bahsedeceğiz. Aslında interface konusunda biraz bahsetmiştik. Ancak şöyle bir şey var, Dart ve Flutter işin içerisine girdiği zaman interfacelerde tamamen bir kaos oluşuyor ve interface yapısı tamamen değişerek mixin diye bilinen bir yapıya dönüşüyor. Bakalım neymiş, bir özelliklerini inceleyelim. İnterfeyslere sınıflarınızın ne olduğunu anlatan sahip olabilecekleri özellikleri belirten sanal kurallar olarak düşünebiliyoruz. Dart dilinde interface kavramı tamamen bir kaos olduğunu söylemiştik. Ancak interface ile özellik ekleme en yakın kavram abstract class kavramı olarak nitelendirilmiş. Abstract class yardımı ile ortak özellik sahibi olan sınıflarınızı sahip olmaları gereken sanal kuralları belirtebiliyorsunuz. Fakat Dart dilinde Object Oriented Programming üzerindeki kuralları takip ettiği için bir sınıf sadece başka bir sınıftan exempt edilebiliyor. Bu da sınıf yapısı derinleştikçe bizleri sınırlamaktadır. İşte burada mixing kavramı devreye girecek ve mixinler sınıflarınızı ekstra özellikler ekleyebileceksiniz. İçerisindeki fonksiyonlar ve değerler tutabilen birden fazla mixin ile bir araya getirilebilecek yapılar ortaya çıkacak. Mixing kullanmak istiyorsak eğer 3 tane olaya dikkat edeceğiz. 3 tane senaryomuz karşımıza çıkacak. Belirli bir fonksiyonu ya da davranışı farklı sınıflar arasında paylaşmak istiyorsak bunu kullanabiliriz. Veya belirli bir sınıf hiyerarşisinde bazı fonksiyonları paylaşmak mantıklı değilse bu yola başvurabiliriz. Bir de Phrased gibi paketlerde JSON operasyonları yaparken kullanılabiliyor. Tabii mixinler çok kullanışlı. Evet, Flutter içerisinde de yoğun olarak kullanılıyor. Hatta bunu örnek olaraktan Single Ticket Provider State Mixin diye bir metodumuz, fonksiyonumuz olacak, bir yapımız olacak. Bunu da Flutter eğitimine geçtiğimiz zaman bir örnekle zaten aktarmış olacağız. Doğru kullanım ile işlerinizi rahatlatacak ve kodunuzu daha test edilebilir ve kontrol edilebilir hale getirecek. Şimdi ekranda gördüğünüz bir senaryo bulunmakta. Aslında bu senaryo birçok programlama dilinin Object Oriented Programming kısmını anlatılırken verilen genel bir taslaktır, genel bir şemadır, genel bir yumyel akış şemasıdır. Ne var karşımıza? Araçlarla ilgili bir yapı oluşturulmuş, bir ağaç oluşturulmuş. Nedir ağaçların altında? İşte araba, bisiklet ve motosiklet şeklinde ayrım yapılmış. İşte arabalar elektrikli veya benzinli arabalar, bisikletler manuel bisiklet olarak bir şema oluşturulurken, motosiklet de elektrikli ve benzinli olacak şekilde ne yapılmış? Hani ayrımlara verilmiş. Tabii bu sınıflar oluşturulurken temel sınıf, ana sınıf, yukarıdaki sınıfımız ve araçlar sınıfı aslında extend edilecek bunlar. Tabii bunlar extend edilirken de diğer sınıflarımızı kendi işlerinde kategorilere ayıracak ve abstract class bizim için fazlasıyla yeterli olacak bu durumda. Sınıflar büyüdükçe birbirleri arasında paylaşabilecekleri özellikler artacak. Her bir sınıfın kendine ait özellikleri olacak. Aynı zamanda mixin kavramı işin içine girecek ve mixin kavramında da kendine ait özellikler ve fonksiyonlar yer alacak. Şimdi bir örnek yapalım. Bu görmüş olduğunuz şemayı biraz Türkçeleştirdim ben. Bu Türkçeleştirilmiş şemayı nasıl kodlayacağımız hakkında bir konuşalım. Ardından da kodlamasını yapalım. Şekilde görüldüğü gibi araçlarla ilgili bir abstract sınıf oluşturulmuş. Bu UML şemasında A'lar abstract, diğerleri C ile gösterilenleri class olarak nitelendiriyoruz. Abstract bir sınıf oluşturulmuş araç olarak, içerisinde ivme değeri diyerekten bir özelliğimiz. Ardından da 3 tane de fonksiyonumuz bulunmakta. Hız, yavaşlama ve kapasite şeklinde. Bunlardan extend edilecek bisiklet, motosiklet ve araba sınıfları bulunmakta. Gördüğünüz gibi extend ettiğim için her birinin metodu yine ne yapıyor? Kendine has özelliklerini elde etmiş oluyor. Tabii ki de tabii ki de bisikletle ilgili çalışma prensibi, motosikletin çalışma prensibi ve arabanın çalışma prensipleri farklı olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Bunlara ait ekstra sınıflar, abstract sınıflar yazabiliyoruz.
Buna örnek olacak ilk olan örneğimizde bisiklete ait nedir? Pedal mixing diye bir sınıf oluşturuyorum. Abstrakt bir sınıf. Bu abstrakt sınıfta pedal hareketi var mı yok mu diyerekten bir boolean değer alacağım. Bu boolean değere göre de fonksiyonumu çalıştıracağım. Pedal hareketi isimli olan fonksiyonumu çalıştıracağım. Peki diğer sınıflarda ne yapabiliriz? Motosikletle ve arabada mesela motor bulunmakta. O zaman araç sınıfı haricinde bir de motor sınıfı oluşturabilirim. Yine arayüz bir sınıf olacak tabii bu. Daha sonrasında bunun metotlarının içerisini doldurabileceğim. O zaman ne yapabilirim? Motor mixing diye bir abstrakt sınıf daha oluşturacağım. Ve bu abstrakt sınıfta da yine motor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye boolean bir değer alacak. Ve bu boolean değerle birlikte motorun çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir fonksiyon yapısını çalıştırmış olacak. Tabii şimdi araba sınıfından bahsediyorsam, araba sınıfından üreteceğim alt sınıflarda şöyle bir ayrım karşıma çıkacak. Elektrikle çalışan bir araba mı, araç mı ve yoksa benzinle çalışan, benzin tüketen bir araç mı, araba mı şeklinde bir ayrım çıkacak. Bunlar için de ayrıyeten yine motor mikserinin yapısına benzer olacak şekilde, hatta motor mikserinin yapısına kullanaraktan, extend edilerekten ne yapacağız? İki tane abstrakt sınıf oluşturacağız. Bunlar da elektrikli motor ve benzinli araç olacak şekilde abstrakt sınıflarımız olacak. Bunları da içlerinde elektrik tüketimi ve benzin tüketimi ile ilgili birer metot barındıracak. Ardından Tesla diye bir sınıf oluşturacağım ve Tesla sınıfımı elektrikli bir araç olduğu için elektrikli motor sınıfından ne yapmış olmam lazım? Mixinlemem lazım. Aynı zamanda da araba sınıfından extend etmem lazım. Yine aynı şekilde Toyota sınıfım hem elektrik hem de benzinle kullanıldığı için ne yapmam lazım? Öncelikle tabii ki de araba sınıfından extend ettikten sonra iki mixing sınıfında kullanabileceğim yani abstrakt oluşturulmuş mixing yapımın her ikisinde referans vererekten bunları oluşturabileceğim. Dilerseniz şimdi kod kısmına geçelim. Bunları kodlayarak nasıl yapılabileceğini görelim. Videonun hemen altında UML şemasını görüyor olacaksınız. Yavaştan bir deneme olaraktan kodumu yazmaya başlıyorum. Bir main fonksiyonum olacak. Bunu daha sonra değerlendireceğim. Öncelikle ne yapacağım? Abstract sınıfımı oluşturuyorum. Abstract class araç diyorum. Ve özelliklerimi belirtiyorum. Integer, ivme değeri 0, void hız diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Yine aynı zamanda void yavaşlama diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Bunlar daha sonradan içlere doldurulacak. Çünkü neden? Abstract sınıflarda ne yapıyorduk? Fonksiyonlarımızı oluşturuyorduk. Ardından bunların içerilerini doldurabiliyorduk. Integer kapasite diye de integer değer döndüren bir yapı oluşturmuş oldum. Şimdi hemen normalde nasıl extend ediyoruz bir araba sınıfını oluştururken bundan bahsedelim. Class araba diyorum. Araç sınıfından bir extend oluşturacağım. Bunu yapabilmem için öncelikle override işlemimi yapmam lazım. Bu override işleminden sonra bakın karşıma ne çıkıyor? Hangi metotları override edeceksem bunları bana gösteriyor. Hız metodunu oluşturuyorum ve bana doldurabilmem için bir alan veriyor. Burada direkt ivme değerine erişebiliyorum. Neden? Araç sınıfından extend etmiştim çünkü bu sebepten tekrar erişim hakkı bana sağlıyor. Hızı 10 arttırmak istiyorum. Yine aynı şekilde ivme değerini de oluşturmak istiyorum. Şu şekilde ivme değerimi sadece pardon, ivme değeri değil. Yavaşlama metodunu oluşturacaktım. Yavaşlama metodunda da yine ivme değerimde eksi 10 gibi bir değer atıyorum. Ardından da
Ne yapacağım? Yine override özelliğimi kullanaraktan integer kapasite metodumu return değerini 5 olarak belirliyorum. Normalde kullandığımız extent yapısı bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi dilerseniz bir bisiklet manuel çalışırken araba, motosiklet motorla çalışmaktadır. Sınıflarımıza bu özellikleri eklemek için de mixinleri oluşturalım. Şu sınıfımı de şu şekilde yorum satırı olarak aldım. Yine devam edelim. Ne dedik? Motor mixini oluşturacağım. Mixini oluşturabilmem için mixin anahtar kelimesini kullanıyorum ve ardından hangi ismi vereceksem bunu belirliyorum. Motor mixinde ne demiştik? Motor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir boolean değer atayacağım. Şu şekilde motor çalışıyor mu? Tabii ilk değer olarak false atıyorum. Ardından bununla ilgili motoru çalıştır diye bir metot yapısı oluşturacağım. Burada da ne kullanıyorum? Tamamen benim oluşturmuş olduğum motor çalışıyor mu sorusundan gelen değere göre ne yapacağım? Bir değer oluşturmuş olacağım. Motor çalışıyor mu sorusu eğer ki false gelmezse bu true yapısıdır ve ekrana da yazdıralım. Görüntü olması açısından motor çalışır, çalışıyor diyelim. Ardından bir else yapısı oluşturuyorum. Bu else yapısında da yine ne yapacak? Printle ekrana ne diyelim? Motor çalışmıyor gibi bir mesaj bırakabilirim. Şimdi mixin yapımı oluşturdum. Motor mixin şeklinde. Bu motor mixin yapısını kullanarak ara sınıfından arabayı oluşturmaya başlayalım. Şurada da görselimizde olduğu gibi ne yapacağım? Araba sınıfımı oluşturacağım. Ancak ne yapacağım? Ara sınıfından extend edeceğim. Ve yine oluşturmuş olduğum, ekstra oluşturmuş olduğum bu sınıfı, motor mixin sınıfını bu işin içine dahil etmiş olacağım. Peki nasıl kullanacağım? Hemen gösterelim. Yeni bir class oluşturuyorum. İsmini araba veriyorum. Kimden extend edeceğim? Araç sınıfından extend ediyorum. Ve mixini kullanacağım. Bunu da kullanabilmem için with anahtar kelimesini kullanıyorum. Şu şekilde yazımını yaptım. Neredeyse hepsinden override edeceğim için sınıflarımı oluşturuyorum. Bakın void yazdığım zaman bana hızla ilgili bir metodun olduğunu ve bununla ilgili bir yapı oluşturmam gerektiğini söylüyor. Hemen bunu da oluşturalım. If diyorum. Şu an mix'in de içerisinde olduğu için işin içinde artık motor çalışıyor mu sorusunu burada kullanabiliyorum. Eğer motorum çalışabiliyorsa bunun ivme değerini artı 10 olarak belirleyebiliyorum. Eğer ki herhangi bir motor çalışması yoksa, false bir değer varsa motoru çalıştır şeklinde ne yapacak? Bir metodu oluşturacak ve ne yapmış olacak artık? Motorun çalışıp çalışmadığı ile ilgili kontrolü yapmış olacak. Tekrar bir de yavaşlama metodumuz vardı. Onu da oluşturalım. Yavaşlama metodunda da ne yapsın? Yine if şartımı kullanacağım. Burada da şöyle bir yapı oluşturalım. Yine motor çalışıyor mu sorusu işin içine girsin. Bir de biraz daha işleri karıştıralım. İvme değerini kontrol ettirelim. Bunu da nasıl kontrol ettireceğim? Eşit değil midir sıfıra şeklinde kontrolünü yaptırmış olacağım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa da ivme değerini bana ne yap diyeceğim? Eksi 10 olarak azalt diyeceğim. Yine hangi metodun kaldı geriye? Integer kapasite ile ilgili değerini oluştur diyor. Tabii yine ben burada uzun uzadıya metodu yazmayayım da ne yapalım?
Bir arrow kullanalım ve yine 5 değerini göndereyim. Bakın ne yapmış oldum. Ara sınıfından extend ederek yeni bir araba sınıfı kullandım. Ve burada evet araba sınıfının içindeki metotları kullandım. Ancak şöyle de bir yapı oluşturdum. Araba sınıfının içindeki metotların içerisinde kullanabileceğim motor çalışıyor mu değişkenini ve ayrıyeten de motor çalıştır fonksiyonunu oluşturarak hepsini ortak bir şekilde kullanmaya davet ettim kodumu. Peki araba ile ilgili yaptık. Bir de motosikletle yapalım. Motosikletle de ilgili yapalım. O da yine ne yapacak? Extends diyeceğim. Ara sınıfından miras alacak özelliklerini ve yine motor mix'ini çalıştırmış olacağım. Yine aynı şekilde override ediyorum. Hangisini hız metodumu çalıştırıyorum. Nasıl çalıştıracağım? Yine if motor çalışıyor mu? Else if'imi oluşturacağım. Burada ne diyelim? İvme değerini belirtelim. İvme değerini motor çalışıyorsa 5 olarak belirlesin. Değilse de artık motor çalıştır fonksiyonunu devreye soksun. Yine override ile yavaşlama metodumu çağıracağım. Yine orada da aynı işlemi yapıyorum. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum ve bununla birlikte de ne yapıyorum? İvme değerini kontrol ettireceğim. Ve ardından artık ivme değerini yine -5 olarak hesaplattırıyorum. Son olarak ne kaldı yine? Override'da integer kapasite ve yine 5 değerini atamasını yapıyorum. Veya 2 değerini verelim. Değişik olsun. Ne yaptım? Araba sınıfını oluşturdum. Hemen şuradaki görselden de bakalım. Araba sınıfımı oluşturdum. Motor mixim ve araç kullanarak. Motosikleti oluşturdum. Bir de bisikletle ilgili bir yapı oluşturmak istiyorum. Ancak bisikletin diğerlerinden farkı nedir? Motorla çalışmayıp pedalla çalıştığı, yani manuel çalıştığıdır. Bununla ilgili bir ayrıyeten mixini oluşturalım. Örneğimiz daha da detaylanmış olsun. Yine mixin diyorum. Pedal mixin. Yine burada da bir boolean değerim olacak. Pedal hareketi var mı şeklinde ve default değerini 0 olarak belirliyorum. Bir fonksiyon yazıyorum. Pedal hareketi ile ilgili bilgileri sorgulattıracağım. If içerisinde ne yapacağım? Pedal hareketi var mı yok mu bunu soruyorum. Ardından pedal hareketinin atamasını yapacağım. Ne olarak? True olarak belirleyeceğim. Bir de ekrana mesajımı bırakmış olacağım. İlk pedal hareketi gerçekleşti gibisinden bir mesaj göndermiş olacağım. Evet, pedal mix'in yapımını da oluşturdum. Şimdi ne yapalım? Bisiklet sınıfımı oluşturayım. Bu bisiklet sınıfını oluştururken de yine ara sınıfından extend edeceğim ve yine mix'in yapısını dahil edeceğim. Class bisiklet extends araç with anahtar kelimesini kullanıyordum. Pedal mix'in şeklinde yapımı oluşturmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde ne yapacağım? Ara sınıfımın içerisinde neler vardı? Hız, yavaşlama ve kapasite ile ilgili metotlar vardı. Bakın bu sefer burada ne kullanacağım? Şöyle bir yapı oluşturayım hemen. Burada ne kullanacağım? Pedalı sorgulattırmam gerekiyor, değil mi? O zaman if içerisinde ben pedal hareketi var mı diye sorabilir miyim? Sorabilirim çok rahat bir şekilde. Neden? Şurada with yapısıyla ne yapmış oldum? Pedal mix'in yapısını bu işin içine dahil ettim ve yukarıdaki tüm değişken ve
metotlara, fonksiyonlara ulaşabileceğim. İvme değeri ne olsun? Pedal hareketi varsa artı 2 şeklinde bir artış olsun. Eğer ki yoksa da ne yapsın? Pedal hareketini çalıştırsın. Pedal hareketini çalıştırırken de bir ivme değerinin daha da ne yapalım? Artıralım. Artı 4 değerini atayalım. Override diyorum yine. Bu sefer kimle çalıştıracağım? Yavaşlama ile ilgili bir durumu kıyaslattıracağım. Yine ne yapıyorum? If bloğumu yazıyorum. Yine pedal hareketini var mı yok mu? Bununla birlikte ivme değerinde bir değişim var mı yok mu? Bunları sorgulattırıyorum. Ve akabinde de eğer bununla ilgili bir değişim varsa ne yapacağım? Yavaşlaması için eksi 2 değerini atayacağım. Son olarak da artık integer kapasite değerine ne yapmış oluyorum? Yine 2 değerini atamış oluyorum. Şu şekilde reformat edelim kodumuzu. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum? Tamamen şuradaki alt sınıflarımı ne yaptım? Ana sınıftan türettirdim. Türettirirken de ne yaptım? Hepsine ait mesela bisikletin pedalla ilgili özelliklerine ait bir mixin sınıfı oluşturdum. Bir abstrakt sınıf oluşturdum. Aynı zamanda ne yaptım? Motosiklet ve araba içinde ayrıyeten motorla ilgili bir mixin sınıfı oluşturdum. Peki son olarak ne yapalım? Elektrikli motor ve benzinli araçlarla ilgili mixin sınıflarımızı oluşturalım. Evet, oluşturalım. Ancak bu mixin sınıflarımızın neyden neyi referans alacağım? Tabii ki de araç sınıflarının kullandığı mixinlere referans alabilirim. Böylelikle birden fazla mixini de yönlendirebilirim yeni oluşturacağım sınıfları. O zaman motor mixini ne yapabilirim? Referans alabilirim bu çalışma için. Peki kodunu nasıl yazacağım? Tabii ki de önce bir mixin sınıf oluşturacağım. Bunun için elektrikli motor ismini veriyorum. On ifadesini kullanıyorum. Burada ben ne yapacağım? Motor mixini çağırmış oluyorum. Motor mixinin içinde bir tane de bir fonksiyon oluşturacağım. Nedir? Elektrik tüketimi diye bir metot oluşturuyorum. Burada da ekrana elektrik tüketilmiştir şeklinde mesajımı gönderiyorum. Yine aynı şekilde şurada görselde olduğu için elektrikli motor mixin yapısı olduğu gibi yeni bir mixin daha oluşturacağım. O da nedir? Benzinli araç şeklinde. Mixin benzinli araç. Kimin referans alıyorum yine? Motor mixin yapısını alıyorum. Void deyip kendi metodunu oluşturacağım. Benzin tüketimi ve onun da kendi içinde basit bir şekilde kullanacak olursak benzin tüketilmiştir şeklinde bir mesaj veriyorum. Peki ben bunları yeni bir sınıf yapısı oluştururken nasıl kullanacağım? Mesela ne demiştik? Hani Tesla arabası elektrikli bir araçtı. Elektrikli bir arabaydı. Bunu ben nasıl kullanabilirim? Bir sınıf oluşturacak olursam. Class Tesla diyorum. Kimden extend edeceğim özellikle? Araba sınıfından extend edeceğim. Ancak bununla birlikte ne kullanmam lazım? Mixinlerden de elektrikli motoru kullanmam lazım. Hemen yazalım. Araba diyorum. With diyorum. With dedikten sonra bana mixinleri getiriyor buradan. Elektrikli motoru seçiyorum. Şu şekilde sınıfımın yapısını oluşturabilirim. Peki aynı işlemi Toyota için de yapalım. Toyota her iki mixini de kullanacak. Hem elektrikli hem benzinli bir araç olduğu için yine araba sınıfından extend edilecek. O zaman şöyle extend diyorum. Kimden? Arabadan. Kimler kullanacak? Elektrikli motor da kullanabilir. Benzinli araç da kullanabilir diyorum. Evet, mixin yapısı bu şekildeydi. Umarım faydalı bir örnek olmuştur. Bir sonraki videolarda ve eğitimlerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.